Arkadaşlar tekrar merhabalar. Herkes hoş geldi dersimize. Evet, bugünkü dersimizde bir coğrafya nedir tanıtım için bir ders yapacağız arkadaşlar. Evet, tek uzem aracılığıyla yaptığımız bu derste arkadaşlar. Evet, ara tekrarlar için bir kamp için ve tek uzemde devam eden derslerimiz, TYT, AYT derslerimiz için de evet, bir tekrar olmuş olacak. Evet. Evet, derslerimizde arkadaşlar olabildiğince akıllı teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz tek uzem olarak. Olabildiğince renkli, evet, öğretici yayınlar kullanmaya çalışıyoruz. Ve evet, her geçen gün kendimizi geliştirerek evet, daha da iyi seviyelere çıkmaya çalışıyoruz. Evet, ara tekrar kampları başlıyor arkadaşlar. Bu kamplara veya tek uzemde TYT derslerine katılmak isterseniz bizim ismimizi, benim ismimi vererek arkadaşlar Hüseyin Şimşek adına kayıt olabilirsiniz ve bu olduğunuz kayıtta arkadaşlar benim ismimi söylediğiniz takdirde %20 indirimle kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, öncelikle evet, sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, bildiğimiz gibi TYT'de coğrafyadan 5 soru çıkıyor. AYT'de bu soru sayısı daha da artıyor. Özellikle eşit ağırlık ve sözel bölümlerinde evet, AYT'deki soru sayısı daha önemli. Yine TYT'de 5 soru. Evet, 5 soru bizi binlerce kişinin önüne atabilir. 5 soru binlerce kişinin gerisinde bırakabilir. O yüzden buradaki evet, soru sayısı az da olsa çok değerli soru sayısı. Evet, bizim öne geçmemizi veya bizim geride kalmamamız için mutlaka yapmamız gereken evet, soru sayıları. Evet, deyip dersimize başlayalım arkadaşlar. Bu bir genel tekrar olduğu için ben ilk konuyla başlayayım dedim arkadaşlar. Biyoçeşitlilik konusu. Yani derste olan arkadaşlarla daha önce konuşmuştuk. Evet, biyoçeşitlilik deyince aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Biyoçeşitlilik. Zaten biyo canlı demek, canlı çeşitliliği demek. Yani bu hem hayvan çeşitliliği hem bitki çeşitliliğine evet, tekabül ediyor arkadaşlar. Evet, bir bölgedeki evet, çeşitli özellikle bulunan bitki ve hayvan türlerinin ve mikroorganizmalarının sayısını ifade eder arkadaşlar. Biyoçeşitlilik dediğimiz kavram. Evet, biyoçeşitlilikle arkadaşlar bu üniteyle ilgili bilmesi gereken kavramlarımız var. Bunlar nedir? Evet, bazen direkt olarak bunlar soru olarak karşımıza gelir. Ekosistem. Ne demek ekosistem? Arkadaşlar ekosistem deyince canlı öğeler ve canlı cansız öğelerin bir arada bulunduğu evet, birlikteliğe ekosistem diyor. Yani ekosistem dediğimizde arkadaşlar aklımıza hem canlı hem cansız. Yani atıyorum hayvanların ve bitkilerin yaşadığı toprak cansız bir öğedir ama bunların üzerinde yaşayan bitki ve hayvanlar canlı bir öğedir. Bunların hepsinin oluşturduğu birlikteliğe de biz ekosistem diyoruz. Evet, biyoma geldiğimizde arkadaşlar bu biraz daha dar bir kavram ona göre. Benzer bitki ve hayvan türleri. Ekosistemde hem canlı hem cansız vardı. Burada sadece canlılar var. Bitki türleri ve hayvan türlerini bulunduran yaşam ortamlarına biyom deniyor arkadaşlar. Evet, ekosistemde canlı ve cansız unsurlar. Biyomda da benzer bitki ve hayvan toplulukları var. Evet, hemen gelen mesaja bakayım. Evet, biyotik demek. Evet, onlara da geleceğiz tabii ki.
biyotik demek canlı öğe demek. Abiyotik zaten bir cümlenin, bir kelimenin başına a gelirse o olumsuz oluyor arkadaşlar. O da cansız demek. Habitat canlıların yaşam adresi. Onları aradığımızda en çabuk bulabileceğimiz yer, yani onların yaşadığı ortamlara da ne deniyor? Habitat. Evet, habitat yaşam adresi, biyom benzer bitki ve hayvan türleri, ekosistem canlı ve cansız öğelerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa da biz ne diyoruz? Ekosistem diyoruz. Evet, adaptasyon ya da uyum. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulunduğu ortama uyum sağlamasıdır. Evet, bununla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Uyum. Peki neden canlılar uyum sağlamak zorunda kalır? Bir yerde iklim koşulları veya diğer doğa koşulları değişirse burada bulunan canlılar ya buraya uyum sağlar, ya buraya uyum sağlayamayarak yok olur, ya buraya uyum sağlayamaz ve buradan başka bir yere göç etmek zorunda kalır. Evet. Değişen iklime uyum sağlayanlar burada yaşamaya devam eder ve türleri artmaya başlar. Uyum sağlayamayanlar yok olup gider. Uyum sağlayamayan ve başka yerlere göç edenler de buradaki tür sayısı azalır, gittikleri yerdeki tür sayıları artar. Evet, adaptasyon neydi genel anlamıyla? Uyum sağlama. Bana adaptasyon örnekleri verebilir misiniz arkadaşlar? Aklınıza gelen ilk örneği verin. Adaptasyon deyince. Evet, mesela nedir? Kutuplara yakın alanlarda yaşayan canlıların, evet, develerin kirpikleri uzun. Evet, neden? Kumlardan korunmak için. Ya da kutuplara yakın alanlarda yaşayan canlıların kalın kürtler ve kürtlerinin altında yağ tabakaları barındırmaları. Evet, kaktüslerin su tüketimini azaltmak için. Evet, kurbağanın dili uzun olması, kaktüslerin su tüketimini azaltmak için yapraklarının dikenli olması ve bünyesinde su barındırabilmesi. Peki canlıların kutupta yaşayan canlıların 6 ay boyunca ya da kış uykusu dediğimiz uykuya yatması da bir adaptasyon örneği midir? Mesela çöl tilkilerinin kulaklarının uzun olması bir adaptasyon örneği midir? Develerin bünyelerinde su biriktirmeleri, bünyelerinde su tutmaları bir adaptasyon örneği midir? Evet, bunlar adaptasyon örnekleridir. Ya da makiler arkadaşlar. Makiler yazları kurak Akdeniz ikliminde yetiştiği için bunların yaprakları genelde incedir ve tüylüdür. Kökleri de çok derindedir. Bunlar da nedir? Kuraklığa uyum sağlamaktır. Evet, bunlar da birer adaptasyon örneğidir. Evet, mesela dünyadaki en büyük yok oluşlardan biri dinozor neslinin tükenmesi. Daha önce bahsetmiştik. Evet, dünyaya bir meteor çarpıyordu. Meteordan yere çarpmasıyla bir kül bulutu oluşuyordu ve atmosferin üst kısmını tamamen kaplayıp iklimde bir değişikliğe yol açıyordu ve bu değişikliğe uyum sağlayamayan dinozor neslinin dinozor neslinin ve o dönemde yaşayan canlıların %70'i yok olmuştu. Evet, bu da nedir? Uyum sağlayamadıkları için yok olan canlı türleri. Evet, flora ve fauna. Evet, flora zaten bitki demek arkadaşlar. Bitkileri barındıran ortam, fauna hayvanları barındıran ortam. Yani bunlar hayvan ve bitki topluluklarına verilen isimler. Popülasyona geldiğimizde belirli bir bölgede yaşayan aynı bireye ait topluluklardır. Aynı bireye. Bu da daha dar bir kavram. Yani en geniş kavram ekosistemdi. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Biyom oldu, daha dar bir kavram. Ve bunlardan daha dar bir kavram da nedir? Popülasyon. Artık popülasyonda da nedir? Aynı türe ait. Mesela atıyorum kedigiller familyası diyoruz. Bunlara ait türler ya da keçi familyası ya da işte diğer familyalar. Yani bunlar artık aynı tür oluyor. Yani gitgide daralıyor.
Bunlarla ilgili sıkıntımız var mı arkadaşlar? Hemen geçiyorum. Ekosistem canlı ve cansız ikisinin topluluğu. Biyom benzer bitki ve hayvan ikisinin topluluğu. Habitat yaşam adresi demek. Adaptasyon yaşadığı ortama uyum sağlama demek. Flora bitki topluluğu demek. Fauna hayvan topluluğu demek. Popülasyon da aynı tür canlıların oluşturduğu topluluk demek. Evet, bunları söyledik zaten. Evet, burada adaptasyon örneklerimiz var arkadaşlar. Çölde yaşayan tilkilerin kulaklarının uzun olması, vücutlarının geniş olması sonucu ısı kaybı artar. Böylelikle vücut sıcaklıkları korunmuş olur. Kaktüslerin diken şeklindeki yaprakları sayesinde terleme ile oluşacak su kaybını önlemek için o şekilde. Penguenlerin ayaklarındaki perdeler sayesinde hızlı yüzebilmeleri ve deri altındaki yağlardan dolayı vücut sıcaklıklarını koruyabilirler. Bu da bir adaptasyon örneğidir. Develerin kipriklerinin uzun olması. Evet, biyomda hem bitki var hem hayvan var. Evet, biyomda hem bitki var hem hayvan var. Bunun ikisinin toplamı popülasyonda sadece bir hayvan türüne ait aynı tür hayvanlara, aynı tür bireylere, şöyle gelelim tekrar, aynı tür türe ait bireyler topluluğudur. Yani burada sadece bir tür var. Ya bitki türüdür ya da hayvan türüdür. Yani biz biyomları açıklarken diyeceğiz ki ekvatoral yağmur ormanları biyomu. Şimdi bu ekvatoral yağmur ormanları biyomunda hem yağmur ormanları var hem de buradaki canlılar, hayvanlar var. Bunun ikisinin toplamına biz biyom diyoruz. Ama popülasyonda şu var. Atıyorum kedigiller familyası ya da kedigiller popülasyonu. Burada sadece ne var? Sadece kedigil. Yani bitki yok. Sadece ne var? Hayvan. Ya da işte bir meyve türünün familyası, meyve ağacının familyası ya da yağmur ormanları dedik sadece. Biz burada sadece işte yağmur ormanlarını söylüyoruz. Bunun içindeki yaşayan hayvanları saymıyoruz. Yani burada sadece aynı tür var. Yani yağmur ormanları da olmaz aslında ama ağaç türleri açısından. Mesela çam familyası diyebiliriz. Sadece çamların olduğu alana deriz. Biz buradaki hayvanları kastetmeyiz popülasyon dediğimizde. Sadece oradaki çam ağaçlarını kastederiz. Ama biyom dediğimizde oradaki hem bitki örtüsü hem hayvan topluluğu var. Ama popülasyonda sadece bir türe ait evet, bitki veya hayvanlar var. Ya bitki türü vardır. Bir bitki popülasyonudur ya hayvan popülasyonudur. İkisi birlikte değil. Anladık mı Ayça? Dönüt sağlayın arkadaşlar. Hörgüçlerin de depoladıkları yağ sayesinde develerin enerji ihtiyacını ve su ihtiyacını karşılayabilmesi bir adaptasyon örneğidir. Evet, bu kalemunların bulunduğu yere göre renk değiştirerek arkadaşlar düşmanlarından korunması evet, en güzel adaptasyon örneklerinden biridir arkadaşlar. Evet, bu kalemunlar her ortamda farklı renkler gösterebilir. Tıpkı bizim hayatımızda olan bu kalem onlar gibidir arkadaşlar. Bazıları vardır. Evet, renkten renge girer. Siz ne olduğunu anlamadan. Evet, yeryüzünde biyoçeşitlilik açısından zengin alanlar. Şimdi bunu niye koyduk buraya? Mantığı anlamak için. Biyoçeşitliliğin zengin olduğu alanların ortak özelliği nedir? Ekvatorda tropikal yağmur ormanları. Şimdi tropikal yağmur ormanlarında yağış, nem ve sıcaklık koşulları nasıl arkadaşlar? Yağış, nem, sıcaklık koşulları nasıl? Yağış fazla mı? Fazla. Nem fazla mı? Fazla. Sıcaklık fazla mı? Fazla. O yüzden nedir arkadaşlar? Biyoçeşitlilik de fazla. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında yağış fazla olur mu arkadaşlar? Buharlaşma, sıcak okyanus akıntıları ve soğuk okyanus akıntıları karşılaşınca soğuk okyanus akıntısı sıcak okyanus akıntısının bulunduğu alanda ne yapar? Yoğunlaşmaya neden olur ve yağış fazla olur. Nem fazla olur. Genelde buralarda sıcaklığın arttığı nemli alanlardır arkadaşlar. Bu yüzden burada da ne vardır? Biyoçeşitlilik fazladır.
Sıcak kuşaktaki mercan resifleri. Arkadaşlar zaten su sıcaklığı fazla. Burada besin de fazla olduğu için arkadaşlar mercan resifleriyle evet arasında yaşıyorlar ve burada besin de fazla. Burada biyoçeşitlik fazla. Denize bakan dağ yamaçları. Şimdi denize bakan dağ yamaçlarında yağış fazla mı? Fazla. Nem fazla mı? Fazla. Genelde nemli oldukları için sıcaklık da fazladır. Bu yüzden nedir arkadaşlar? Biyoçeşitlilik de fazladır. Peki dağın denize bakmayan yamacıyla bakan yamacı arasında büyük bir farklılık var mı arkadaşlar? Mesela şurası bakmayan tarafı olsun. Mesela burası Gümüşhane olsun. Şurası Trabzon olsun. Şimdi Trabzon'da mı biyoçeşitlilik daha fazladır yoksa Gümüşhane'de mi? Evet. Çünkü Trabzon'da denize bakan yamaç Trabzon. Neden Trabzon? Evet. Hem yağış var, hem nem var, hem de sıcaklık var. E Gümüşhane niye fazla değil? Burada yağış Trabzon'un yarısı kadar. Nem var mı? Nem yok. Bu yüzden sıcaklık birçok artar, birçok azalır. Dağın tam arkasında olduğu için. E sıcaklık nedir? Bir artar yazın, bir azalır. Evet, kışın çok soğur, yazın çok ısınır. Bu yüzden de hem sıcak hem kurak olan yerlerde, kuraklığın fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilik azalır. Evet, genelde mesela kıyıya bakan Toros Dağları'nda biyoçeşitlilik fazlayken İç kesimlerdeki Erciyes Dağı'nda veya işte Güneydoğu Toroslar'da biyoçeşitlilik o kadar fazla değildir. Yani kıyı olması biyoçeşitlilik açısından avantajdır. Yani savan iklimi, muson iklimi, Akdeniz iklimi, okyanusal iklim bunlar çok yağışlı iklimler. Çok yağışlı, sıcak ya da ılıman iklimler olduğu için bunlarda da yine biyoçeşitlilik fazla. Nemlilik, sıcaklık, toprak ve yer şekilleri yönünden uygun alanlardır. Evet, buralarda biyoçeşitlilik fazla. Ama mesela bir sahra bölgesine bakalım arkadaşlar. Sahra çölü. Sıcaklık açısından nasıl arkadaşlar? Olumlu mu, olumsuz mu? Sıcaklık açısından sıcaklık çok yüksek, olumsuz değil mi? Nem açısından nasıl bir durum var? Nem hiç yok. Yağış da yok bu yüzden. E bu da olumsuz. E, üç olumsuzu toplarsak bir çeşitte, biyoçeşitlilikte de ne olur? Olumsuz olur. Evet, yine kutup biyomuna baktığımızda sıcaklık çok düşük, olumsuz şekilde, nem var mı yok, yağış var mı yok. O yüzden ne olur? Bu da olumsuz olur. Yani çöl ve kutup biyomlarında evet, olumsuz şartlardan dolayı evet, kutuplarda bitki yok, hayvan türü de az. Çöllerde bitki de az, hayvan da az. Bu yüzden biyoçeşitlilik az. Evet, burada tanımlarımız var arkadaşlar. Bir türün bireysel yaşam faaliyetlerini en iyi şekilde devam ettirebildiği ve türün arandığında en kolay bulunabildiği yaşam yeri. Yaşam yeri neydi arkadaşlar? Yaşam yeri, direkt yaşam yeri ismi vardı. Evet, neydi? Habitat. Belirli bir bölgede yaşayan, birbiriyle daima etkileşim içinde olan canlılarla bunların cansız çevresi. Canlı artı cansız neydi arkadaşlar? Bakın habitat bu olabilir, bu olabilir. Canlı artı cansız. Biyom muydu? Biyom. Ekosistem. Biyom neydi? Biyomda bitki ve hayvan vardı. Her türlü canlı. Bitki ve hayvan. Biyom her türlü canlıydı. O yüzden bu ne olacak? Ekosistem. Belirli bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü olan büyük topluluklardır. Evet, belirli bakın bitki ve hayvan. Evet, popülasyon olur mu arkadaşlar? Popülasyonda ne vardı? Sadece aynı türe ait canlılar vardı. Bu ne diyor? Bitki ve hayvan toplulukları. Bitki ve hayvanı yazdık buraya. Neydi? Biyomdu arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A olur. Burada popülasyon olması için diyecek ki aynı türe ait bireyler topluluğudur derse evet bir popülasyon olurdu ama bitki ve hayvan toplulukları dediği için ne olacak? Tabii ki A seçeneği olacak. Evet, canlılar doğal ortamlar içerisinde yaşadığı küreye biyosfer ya da canlılar küresi denir.
Evet, biyosfer hem hidrosferde bulunur, hem atmosferde bulunur, hem de litosferde bulunur arkadaşlar. Canlıların bulunduğu, yaşadığı küreler arkadaşlar. Biz bunlara genel hepsini toplam, burada bulunan canlıların bulunduğu kürelere biyosfer diyoruz. Atmosfer, hidrosfer ve litosfer üçünü topladığımız, üçünde de yaşayan canlılar var ve biyosfer diyoruz. Evet, biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki faktörler var, paleocoğrafik faktörler var ve biyolojik faktörler var. Evet, fiziki faktörler her zaman duyarız. İklim, yeryüzü şekilleri, sular ve toprak yapısı. Paleocoğrafik faktörler kıtaların kayması, iklim değişikliği. Biyolojik faktörler insan faaliyetleri ve diğer canlıların oluşturduğu faaliyetler. Direkt bu tablodan karşınıza sorular gelebilir arkadaşlar. Nasıl bir soru gelebilir? Şöyle bir soru. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biridir? Evet, hangisi fiziki faktörlerden biridir? Evet, fiziki. Evet, tekrar dönelim. Fiziki faktörlerde iklim, yeryüzü şekilleri, sular, toprak, paleocoğrafik faktörler, kıtaların kayması, iklim değişikliği, biyolojik faktörler, insan ve diğer canlılar. Peki hangisi oluyor? Bakın iklim değişimleri olmaz arkadaşlar. İklim değişimleri şurada. Paleocoğrafik faktör iklim değişimi. Burada ne var? İklim, yeryüzü şekilleri, sular ve toprak yapısı. Cevap C miymiş o zaman? Değilmiş. Evet, buralara dikkat edelim. Tabii ki bunlar daha detaylı işlenecek. Evet, bakın kıtaların kayması ve iklim değişimleri nedir arkadaşlar? Paleo coğrafya. Bu direkt sınavda çıkabilir karşınıza. Mikroorganizmalar ve insan etkinlikleri nedir? Biyolojik faktörler. Yer şekilleri de direkt nedir arkadaşlar? Bu da fiziki. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı. Evet. Su kaynakları gibi durumlarda fiziki faktördür. Anladık mı bunu? Bakın kıtaların kayması ve iklim değişikleri. Peki neden iklim değişimlerini biz paleocoğrafik faktör olarak aldık? Şöyle, iklim değişimleri demek geçmişten günümüze yaşanan iklim değişimleri demek. Yani geçmişteki iklim değişimlerini de kastettiğimiz için paleocoğrafik bir faktör oluyor. Yani paleocoğrafya ne demek? Paleo eski demek, eski coğrafi olaylar demek. Eski coğrafi olaydır. Kıtaların kayması zaten geçmişte olan bir kayma, halen günümüzde devam eden ama büyük çoğunluğu binlerce, milyonlarca yıl önce başlayıp günümüze kadar devam eden, bizim çok fark etmediğimiz ama sürekli meydana gelen bir olay. Bu da bir paleocoğrafik faktör. Evet, yine hatırlatalım arkadaşlar. Dedik ki tek uzemde derslerimiz devam ediyor ve yeni kamplarımız açılacak. Eğer kayıt olursanız, bizim ismimizle kayıt olursanız %20 indiriminiz var. Evet, fiziki faktörler söylemiştik zaten. İklim en fazla etkileyen faktör, fiziki faktör arkadaşlar. Bir yerde iklim nemli, yağışlı ve sıcak ise ne olur? Biyoçeşitlilik fazla olur. Eğer soğuk, kurak, nemsiz ise az olur. Sıcak, kurak, nemsiz ise ne olur? Yine az olur. Yani burada esas faktör nem ve yağış. Bir yerde nem ve yağış fazlaysa biyoçeşitlilik fazladır. Ama sıcaklıkla da birleşirse çok çok daha fazla artar. Zaten dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yerler ekvator çizgisi üzerindeki tropikal iklim bölgeleridir. Tropikal iklim bölgelerinde arkadaşlar Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Güneydoğu Asya adalarında dünya biyoçeşitliliğinin %70'i var arkadaşlar. Yani dünyanın büyük oranında biyoçeşitliliğini sağlayan alan bu üç alan. Evet, neden dolayı? Hem sıcak, hem nemli, hem de yağışlı. Evet, Endonezya, Amazon Havzası ve Kongo Havzası arkadaşlar. Evet, zaten söylediğimiz şey. Evet, çöl ikliminde yağış az. Bu yüzden biyoçeşitlilik az, bitki çeşitliliği çok az, canlı çeşitliliği, hayvan çeşitliliği de yine az. Tundra ve kutup iklimleri çok soğuk ve kurak oldukları için buralarda da canlı türü çok az.
İklim hayvan hareketlerini de etkiler arkadaşlar, göç hareketlerini. Mesela savan bölgesinde yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Tabii kışlar dediğimiz, kış dediğimiz aslında gerçek bir kış değil. Orada kışın bile sıcaklıklar çok yüksek. Bu yüzden ne yapıyorlar? Suyun azaldığı dönemde, yağışın azaldığı dönemde ne yapıyorlar? Başka yerlere göç ediyorlar. Evet, her canlı türünün yaşayabileceği bir sıcaklık değeri vardır. Bu değere biz optimum sıcaklık deriz arkadaşlar. Her canlı için uygun bir sıcaklık vardır. Buna biz optimum sıcaklık deriz. Mesela herkes kendisi için düşünsün. Bazı arkadaşlar çok sıcağı sevmez, soğuğu sever. Bazıları soğuğu sevmez, sıcağı sever. İşte bizim için yaşayabildiğimiz bu sınıra atıyorum ben diyorum ki ben eksi 10 dereceyle artı 40 dereceye kadar hatta 43 dereceye kadar yaşayabilirim. Evet, yaşıyoruz yani. Bu nedir? Bu aralık bizim optimum sıcaklığımızı veriyor. Ya da bir canlı türünün evet, yaşadığı sıcaklık değerine biz optimum sıcaklık diyoruz. Evet, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar iklimin değişmesine bağlı olarak sıcaklığın ve yağışın değişmesine bağlı olarak ne oluyor? Bitki örtüsü de değişiyor. Ekvatoral bölgede çok sıcak ve nemli olduğu için çok geniş yapraklı ağaçlar var ve bu ağaçların kökleri de şöyle küçük küçük. Neden küçük küçük? Çünkü bol miktarda yerde su var. Eğer size çok yakın bir yerde su varsa çok uzağa gitmenize gerek yok değil mi? Hemen köklerinizi yakına daldırdığınızda su var zaten. Çok köklerinizi çok uzaklara, uzun derinlere daldırmaya gerek yok. Bu yüzden bunların kökleri küçük küçük arkadaşlar. Yani derinde değil. Ve yaprakları çok geniş. Ve buradaki ağaçların arkadaşlar boyları 40-60 hatta en yüksek ağaç 120 metre arkadaşlar. Çok yüksek ağaçlar var. Bunun sebebi nedir? Burada kesintisiz bir bitkilerin vejetasyon dönemi var. Yani gelişme dönemi var. Burada nedir? Hava sürekli yağışlı, nemli ve sıcak. İlkbahar yok, sonbahar yok, kış yok. Ne oluyor? Bitkiler yapraklarını dökmüyor. Yapraklarını dökmedikleri için sürekli büyümeye devam ediyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar burada çok uzun boylu ağaçlar var. Bu yüzden burada biyoçeşitlilik çok fazla. Ama orta kuşağa gittiğimizde ne oluyor? Orta kuşakta da geniş yapraklı ağaçlar var. Ama bunların arasına artık hava sıcaklığı düştüğü için iğne yapraklı ağaçlar da giriyor. Orta kuşaktaki ağaçların kökleri biraz daha derinlere doğru dalar. Neden? Çünkü burada suyu bulmak biraz daha ekvatoral kuşağa göre dardır, zordur. Bu yüzden bunların kökleri biraz daha nedir? Evet, biraz daha uzundur. Neden? Su çok yakında değildir çünkü. Sonra gittik arkadaşlar Sibirya'ya doğru yani kuzeye doğru artık sadece iğne yapraklı ağaçlar var. Neden? Burası artık çok soğuk. Evet, çok soğukta sadece iğne yapraklı ağaçlar yaşar arkadaşlar. Ve biraz daha kuzeye gittiğimizde artık ağaç bile yetişmediğinde tundra dediğimiz yosunlar, likenler, otlar oluşuyor arkadaşlar. Artık burada hiçbir zaman ağaç görülmüyor. Çünkü bu sıcaklık değerinde ağaç yetişmez. Zaten kutuplara gittiğimizde de kutuplarda toprağın yüzeyi buzullarla kaplı olduğu için bitki örtüsü yok. Hayvan türlerinde de ne oluyor arkadaşlar? Hayvan türlerinde de az bir hayvan sayısı, tür sayısı var. Bazen arkadaşlar rüzgarlar polenleri taşır, tohumları taşır ve bitkilerin yayılmasını sağlar arkadaşlar. Başka yerlerde farklı ağaçların yetişmesini sağlar. Bazen bunu rüzgarlar yapar, bazen kuşlar yapar. Evet, bazen arılar sayesinde olur bu. Evet, yani biyoçeşitliliğin dağılışında canlılar da etkili. Evet, yeryüzü şekillerinden bahsetmiştik. Eğer bir yerde yeryüzü şekilleri engebeli ise biyoçeşitlilik oralarda fazladır. Çünkü biz bir dağa tırmanırken arkadaşlar ne oluyor? En altta geniş yapraklı ağaçlar, sonra karışık ormanlar, iğne yapraklı ağaçlar, çayırlar ve buzullar oluşabiliyor. Yani burada biz birçok bitki türünü ve canlı türünü görebiliyoruz. Aynı zamanda denize kıyısı olan yamaçlarda evet, dersimiz yaklaşık 40 dakika civarı sürecek arkadaşlar. Yani yeryüzü şekilleri burayı da bitirirsek dersimiz bitmiş olacak. Evet. Burada yağmur fazla olduğu için, yağış fazla olduğu için burada biyoçeşitlik fazlayken ama diğer yamaçta nedir? Biyoçeşitlilik azdır.
Evet, yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, özellikle denize kıyısı olan dağlarda biyoçeşitlilik daha fazla, iç kesimlerdeki dağlarda biyoçeşitlilik daha azdır. Mesela Himalaya dağları, Ant dağları, Kayalık dağları, bunlar denize bakar, biyoçeşitlilik fazla. Ama işte iç kesimlerdeki Altay dağları, Ural dağları, bunlar biyoçeşitlilik azdır. Çünkü bunlar denizden uzaktır. Mesela dedik ki sorumuzda, yeryüzündeki önemli dağ sıralarının yakın bölgeler arasında meydana getirdiği iklim farklılığı canlı yaşamı üzerinde de çeşitliliklere neden olmuştur. Dağların denize bakan yamaçlarında ılıman iklim koşullarına bağlı olarak tür çeşitliliği fazlayken iç kesimlerde azdır. Buna göre aşağıdaki dağ sıralarının hangisinin yamaçlarında belirtilen nedene dayalı tür çeşitliliğin daha az olması beklenir? Tam sorduğumuz soru. Şimdi Doğu Karadeniz dağlarının denize kıyısı var mı? Var. O zaman biyoçeşitlilik fazla. Batı Toros dağlarının denize kıyısı var mı? Var. O zaman biyoçeşitlilik fazla. Himalaya dağları var mı? Denize kıyısı var arkadaşlar. Özellikle çok fazla yağış aldığı için biyoçeşitlilik de fazla. Ant dağlarının batı kıyıları denize bakıyor. Bu yüzden biyoçeşitlilik fazla. Ama Ural dağları nerede arkadaşlar? Ural dağları nerede? Tabii ki haritada yer bilmek de önemli. Ural dağları Sibirya'da arkadaşlar. Rusya'nın kuzeyinde arkadaşlar. Soğuk bir yerde, kara içinde, bu yüzden de nedir arkadaşlar? Bakın burada haritada gösterelim. Ural dağları şurada arkadaşlar. Himalaya dağları şurada. Ant dağları şurada. Kayalık dağları burada. Kuzey Anadolu dağları burada. Toros dağları burada. Türkiye'de göstermek biraz zor ama. Evet, ne oldu? Ural çok içeride kaldığı için bunlar da biyoçeşitlilik nedir? Azdır arkadaşlar. Cevabımız burada Ural dağlarıdır tabii ki. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangilerinde ekosistem daha kısa mesafelerde değişir? Yani diyor ki dağlık yerlerde ekosistem çok hızlı değişir. Burada düşünmeniz gereken nedir? Dağlık yer. Size hızlı bir değişimi soruyorsa dağ tırmandıkça hemen değiştiği için ne oluyor? Şimdi bir de dağ var mı? Yok. İki de dağ var mı? Himalaya dağları var. Emin miyiz? Himalaya dağları. Şurada da Ant dağları var. Burada dağ yok zaten. Evet, cevabımız ne olacak? Dağlık alanlar. 2 ve 3. Evet, 2 ve 3 diyenleri tebrik ediyoruz. Evet, bir yerde dağ varsa kısa mesafelerde. Evet, bir. Hayır, bakın şurada Kayalık dağları var ama burada yok. Evet, Ant dağları şurada, 3 numarada. Yani şurada. Şurada da Himalaya dağları var. Evet, söylemiştik bunu. Denize kıyısı olan dağlarda biyoçeşitlilik daha fazladır. Sular canlılar için önemli bir özelliğe sahiptir, ihtiyaçtır. Bu yüzden tatlı su kaynaklarının bulunduğu yerde biyoçeşitlilik daha fazla olur. Yani toprak canlılar için vazgeçilmez bir kaynak durumundadır. Bazıları sadece orayı barınmak için kullanır. Bazıları ise bitkiler ise burayı tutunmak için kullanır. Evet, bazı hayvanlar sürekli toprak içinde yaşarlar. Bazıları sadece belli dönemlerde burada kalırlar. Evet, tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için biraz daha hızlı gittik. Biraz daha tanıtım dersi gibi oldu. İnşallah tekrar görüşür ve daha detaylı derslerimizi işleriz. Evet, tropikal yağmur ormanları dünyanın en zengin yaşam alanlarıdır arkadaşlar. Sebebi sıcaklık ve nem koşullarıdır ama son yıllarda tropikal ormanlarda çok fazla tahribat vardır. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi tarım arazisi açmak. Evet, yerleşim alanı olarak burayı kullanmak, orman ürünleri veya sanayi ham maddesi olarak kullanmak. O yüzden dünyanın en fazla tahribat ormanları neresi arkadaşlar? Tropikal yağmur ormanları. Bunlar içerisinde en fazla tahrip edilen alan hangisidir arkadaşlar? Brezilya'daki Amazon havzası arkadaşlar. Evet, çok fazla tahrip ediliyor. Size derse aşağıda verilen alanların hangisinde orman tahribatı daha fazladır? Neresi diyeceksiniz? Amazon havzası. Peki Amazon havzasının dünya üzerindeki yerini biliyor muyuz? Evet, bilmemiz gerekiyor. Bakın Amazon havzası şurası. Tonga Havzası şurası ve Güneydoğu Asya adaları burası. Dünyada orman tahribatının en fazla olduğu yer Amazon Havzası.
Evet, şunlara da değinelim arkadaşlar. Bundan sonra dersimizi bitiririz. Evet, paleocoğrafik faktörler arkadaşlar, kıtalı hareketleri ve iklim değişiklikleri. Evet, daha önce arkadaşlar kıtalar birleşik vaziyetteyken burada canlılar aynı tür canlılar yaşıyordu. Mesela Güney Amerika kıtası ile Afrika kıtası. Evet, burada aynı türden canlılar var bakın arkadaşlar. Bunlar ise kıta parçalanınca ne oluyor? Bir bakıyoruz birbirinden çok uzakta bulunan kıtalarda aynı canlı türlerini görüyoruz. Diyoruz ki bu kıtalar daha önce birleşikken daha sonra parçalandıkları için aynı tür canlıların bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu an değil, eski canlı fosilleri. Şu an zaten iklimden dolayı aynı tür canlıların görülmesi evet, olası. Evet, geçmişten günümüze iklim sürekli değişmektedir arkadaşlar. Bu değişiklik canlıların yaşam alanına yayılışını evet, etkilemektedir. Özellikle sanayi devriminden sonra insanlar hızlı bir şekilde yerleşti ve sanayi kurmaya başlayınca ne oldu arkadaşlar? Burada ekosistem dengesi bozuldu ve biyoçeşitlilik azalmaya başladı. Evet, tersiyer döneminde 4 büyük buzul çağı yaşanmıştır. Bu yüzden kutuplara yakın alanlarda yaşayan canlılar ekvatora doğru göç etmiştir. Sonra buzul dönemleri sona ermiştir. Tekrar eski yerlerine bu canlılar göç etmeye başlamıştır. Evet, iklim değişimlerinin en hazinli sonu arkadaşlar mamut ve dinozor neslinin yok olmalarıdır arkadaşlar. Evet, diyoruz ve burada sormak istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar alayım. Bir daha tekrar edeyim. Yepyeni akıllı teknolojilerle arkadaşlar derslerimiz devam edecek. Ve dediğimiz gibi eğer kayıt olurken bizim ismimizi söyleyip Hüseyin Şimşek adına kaydolmak istiyorum. Yani onun referansıyla kaydolmak istiyorum derseniz %20 indirimli kayıt olacaksınız arkadaşlar. Evet, inşallah AYT'de ve TYT'de evet, kamplarla beraber işlerimizi hızlı bir şekilde evet, bu ders özel bir dersti arkadaşlar. Bu tanıtım dersiydi. Eğer kayıt olursanız derslerimiz hızlı bir şekilde devam edecek. Bu bir tanıtım dersiydi arkadaşlar. Dediğimiz gibi kayıt olabilirsiniz. İsminizi söylersiniz. %20 indirimli kayıt olabilirsiniz. Evet, AYT ve TYT'de tekrar inşallah konularımızı ilerletiriz. Evet, sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da derslerimizde tekrar inşallah görüşmek üzere dersimize katılan arkadaşlarla. Evet, zaten sohbet kısmında arkadaşlar ulaşabileceğiniz irtibat numaraları var. WhatsApp numarası var. Oradan evet, bizlere ulaşabilirsiniz ve kayıt olabilirsiniz. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.